Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Özlem Yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma da hoş geldiniz. Evime de hoş geldiniz bacılarım, kardeşlerim. Mutfağıma da hoş geldiniz. Nasıl oturuyorum başında yine? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz bacılarım, kardeşlerim? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin herkese. Vallahi bizlere soracak olursanız bizler de iyiyiz. Hepimiz iyi diyelim. İyi olalım bacılarım. Bugün ne ordunuz, ne ettiniz, neler yaptınız? Bugün günleriniz nasıl geçti bacılarım, kardeşlerim? Orucundan aranız nasıl gidiyor? Sağlığınız nasıl, sıhhatınız nasıl bacılarım, kardeşlerim? Allah sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin sizlere bacılarım. Vallahi ben bugün kuvvet yapıyorum. Bayağı bir zepse vardı dolapta. Şöyle bir hoş olmaya diye gelmiş onlar dedim. Telef olmasın diye oturdum. Malzememi de yıkadım. Çanağı doğruyorum bacılarım. Akşam olup geliyor. Yani yoğurt çorbamız var. Güvecimiz var. Yanına bir de pirinç pilavı. Sizler ne pişirdiniz ya bacılarım? Kıymetli bacılarım. Bu nasıl esti? Burak ya yağdı, ya esti. Bu ne olduk lan? Bu öldük lan. Bu günlerden de pazartesi. Pazartesi pazarına gittim. Şeye, kendi köyümüzün pazarı. Motorla gideceğim. Dün Hüseyin Usta kardeşimiz köye diye gittiydi. Motorun birinin el frenini mi ne çekmiş. Ben de onu indiremedim, gidemedim. Telefon açtım. O da geldi. Geri taksiyle de gitmedik, motorla de gittik. Bir şey aldık. Bir şey batırıcı almadık. Ne aldık? Unuttum da onu. Biber aldık, marul aldık, maydanoz aldık. Ha, yeşil elma aldık, kırmızı elma aldık, onları aldık. Yumurta ondan sonra aldık. Yumurta aldık, esrayan buz aldık. Onu ben şey var sandıydım. Sen getir adını, evde domates. Domates de yoğurmuş. Pazardan gelirken de Ayşe kızımı diye gördüydüm Dudu hısımına. Şirifene pazara da iniyorlarmışmış. Hayır aklıma geldi de telefon açtım eve gelince evleri süpürdüm gittiydim mutfağım. Öylece duruyordu bacılarım. Ayşe'yi açtım ulaşamadım. Herhalde telefonu sessizdeydi. Dudu hısınmadı diye açtıydım. O da buyur yenge diye şey etti. Yavrum dedim ben dedim domates evde var sanıyordum. Domates dedim de iki mi üç mü varmış bize bir domates alın diye. Tamam yenge dedi. Gariben burada diye kapkaşlık yıkıyordum. Ayşe telefon açtı. Anne dedi getireyim mi domatesi yarın mı şeyden dedi. Ben de sen bilin kızım ister getir ister yarın olsun dedi. Baktım onda Ayşe kızım domatesi getirdi. Oturdan geldi. He? Vallahi de. Vallahi. Yalanız. Yok. Kimin? Dudu kızım. Aman şey Şerife. Dudu kızımdan motor aldı bu arada. Benim şu sattığım motorum beyaz motorum aynısından. Bir uççu ama. Ondan bir tık şöyle uççu. Onunla diye geldi. Kapıyı açtı da ben Alper sana Malper diye çıldırdım. O da evin yakışığıymış. Ayşe'ymiş o da bacılarım. Ayşe hemen girdi yazdık. Hemen camlara baktı. Niye? Yağmur yağdı ya. Anne dedi camlar hemen şey gitmiş dedi yağmurdan dedi. Camları dedi sileyim dedi bayrama doğru dedi. Mutfağın şurasında dedi şey taktı fiş. Ev süpüreceğim değil mi? Kapkaşlık şey diyordum. Geldi o gelince ev dolurdu. Alper de dışarıdaymışmış Ayşe'nin geldiğinde. Ha? Valla. Dudu çığmış herhalde. Şu oyanda mı neydi herhalde? Yani Alper koparak geldi. Bu sefer patates de katacağım. Dudu'nun motoruna diye bindi. Orada konuştuk. He. Nasıl özlemiş Ayşe? Ayşe diyor. diyor. Aşağı gelmiş dedim ses diyor bana. Hayır olsun. Aslında bu sefer 5-6 patates edeceğim bacıları mesela istedi. Alo. He? Ne? Yo bilmedim 100 verdim. Tamam hadi. Tek şöyle 5 tane değil soyduydum bacıları. Yaşar mı? Hayra Dudu ısımına şöyle ayaküstü 5-10 dakika konuştuk. Ondan sonra Ayşe bindi annesinin motoruna.
Dudu kızımın da oraya da gittiler. Alper de gitti. Onlar gidince ben de çöp boğazım. Döktüm içeri girdim bacılarım. Gelin olmadı mı diye evin neşesi olmuyor. Yakışığı olmuyor. Gelin evin yakışığı özlem yıkar bulaşığı diye bir atasözü var. Biz birbirimize alışmışsık, uğur olmuşsuk. Yarına Dudu kızımı oraya da iftara davet ettik bacılarım. Yarın gelirken de Ayşem bizimle gelecek. Çarşamba günü hastanesi var. Saat 10'daymış hastane Hüseyin. Saat 10'da diye hastanesi var Ayşe kızımın. Ne zaman? Çarşamba günü saat 10'da. Randevusu var. Maya Hava hastanesi. yağmazsa gidemem ben. Biz nasıl gideceğiz yavrum? Hava yağarsa Yo götürmem. diyorum, biz nasıl gideceğiz sen götürmeyeceğim? Nasıl gideceğiz? Vallahi düşünüyorum ben. Vallahi ben bilmiyorum abi. Sen bilmem olmaz. Çalışacak bizi ya. Çalışacağız ama o şu saat 10'da randevusu var. Otobüs dek gelir gelmez. Bizim şeye ne bakacak? Sen getir adını bir şeye. Bir şey aldık mıydı biz bir şey neyle getirecek? Şey diyorlar mı zaten orada? Parçalıyorlarmış herhalde. Geri kuruyor. Onu sen ondan önce biz nasıl getirecek bir şeyini? Daimi telefon çaldı. Ben buradan giden adel kapandı. Kimmiş? Bilemedim ki numarayı. Önce de ben açtım numarayı. Şu yazıyorum. İstanbul Avrupa yazıyorum şu numarada. O ne? Hani bazen dolandırıcı annem açıyor, onlar mı diye de bilemedim. Olabilir. Ben açtım, dıt diyor, gidiyor. Sobaya diye koyayım da sobada diye bitsin. Kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Ben herhalde bu 30-40 kişiyle konuştum. Telefondan. Şey diyorlar, o zamanım yorumları aç diyorlar. Aç. Yorumları niye kapattın diyorlar. Yorumları açacağım bacılarım, kardeşlerim de. Beni üzüyorsunuz, beni üzdüğünüz için ben yorumları kapattım. Biliyorum yorumlar açık olmayınca da kanal büyümez. Bunu da adım gibi kendim de biliyorum. Yani sizler de söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Yorumlar olmayınca mesela kanalımı izliyorsunuz. O yorumları okuya okuya yani destek oluyorsunuz. Bir yandan izliyorsunuz, bir yandan yazıyorsunuz. Ama Özlem bacımızı çok üzdünüz, çok gerdiniz. Benim gelinlerimi de üzdünüz, beni de üzüyorsunuz. Yani olan bana oluyor arada. Ne Ayşe hakkında, ondan sonra ne Fulya'nın hakkında hiçbir şekilde kötü yorum yazmayın bacılarım. Sizlere rica ediyorum şu hayırlı mübarek günü. Yani rica ederim size. Allah'ınızı severseniz benim gelinlerim hakkında hiçbir şekilde yani hiçbir şekilde dediğim şöyle kötü yorum yazmayın. Ayşe'yle Fulya'yı birbirine kıyaslamayın. O da becerikli, o da becerikli. Yani sinçe sallıyor diyorsunuz, surat sallıyor diyorsunuz. O da bu evin gelini, o da bu evin gelini. İkisi de bu evin gelini. Biri kara kaşlı, kara gözlü, filcan gözlü, İbo'nun eşi. Biri de sürmeli Yaşar'ımın eşi. Onlar bir de aynı akraba, onlar aynı kanı taşıyor bacılarım, kardeşlerim. Yani her ailede böyle şeyler olur. Soruyorsunuz, gidiyorsunuz şöyle küs mü, Afulya küs mü, Ayşe küs mü? Her ailede olağanüstü olan bir şeylerdir. Küs de olabilir, barışım da olabilir. Böyle yok şeyler yapmam bacılarım, kardeşlerim. Beni eleştirin. Ben eleştiriye açım. Deyin ki bana öz zamanım. Sen kuvvetçim yani kötü yaptın ya da iyi yapmadın. Kuvvetçim ya öyle olmaz. Bunu yazın bana. Ben her şeye açığım. Ama hiçbir şekilde Ayşe kızım olsun, Fulya kızım olsun. Ama şöyle de, aman böyle de ikisinin hakkında da kötü yorumlar, eleştiriler yapmam. Bak mesela ben buraya oturdum. Ne yapıyorum? Kuvvet yapıyorum. Bana din ki, Özlem o patates öyle doğranmaz. O biber öyle doğranmaz. O tavuk göğsü öyle doğranmaz. Sana ben eleştiri yapıyorum din. Ben eleştiriye açığım bacılarım. Bana her şekilde eleştiri yapabilirsiniz. Bak bunları böyle gelinlerim hakkında kötü yorumlar yazdınız mı? Benim oğlanlarım bana kızıyor.
Bibir atıyor gelinimin anne bu ne? Bibir atıyor gelinimin anne bu ne? Oğlanlarım oradan kızıyor. Bana her şeyi din. O zamanın bimya iyi pişiremiyorum din. Yağsını çok attın din. Tuzunu çok attın din. Ondan sonra o yemek öyle olmaz din. Ev süpürürsen bile o ev öyle süpürülmez o zamanım din. Bana her şeyi din. Ben her şeye açığım bacılarım. Onlar cahil, cümrü. O da becerikli, o da becerikli. Onlar da üzülüyor, eşleri de üzülüyor. Araya böyle şeyler sokmayalım bacılarım. Onlar da cahil, biri 19 yaşında, biri 18 yaşında. İkisi de becerikli, ikisi de annesi eğitmiş. Yani ben 45 yaşına gireceğim. Ben bilmediğim çok şeyleri Ayşe kızımdan öğreniyorum, Fulya kızımdan öğreniyorum. Yani benim bilmediğimi onlardan öğreniyorum. İnce bu bir gerçek. Onun için böyle bir açıklama yapayım dedim sizlere bacılarım. Ben önce sobayı açacağım, buyum ya pişireceğim, bir şey erken de size göstereceğim. Deyin ki bana, o zamanım çanak ya da güveç, yemeğin iyi olmamış, yağsı çok olmuş, tuzu çok olmuş, gazı çok olmuş, öyle deyin bana. Oldu mu bacılarım? Ben de üzüldüm, öyle üzüldüm ki valla tansiyon hastasıyım zaten. Arada bana oluyor olan bacılarım, beni üzmen. Özlemin yaşantısı bacımızı üzmem. Ben sizleri çok seviyorum. 4 yıldır beraberik. Yani yanımda oldunuz, dal oldunuz, dul da oldunuz. Benimle ağladınız, benimle güldünüz. Hepimiz el ele, omuz omuza çıktık bu yola. Durmak yok. Yola devam. Biz ne günler gördük, ne günler geçirdik. Yani benim bu gelinlerim olmadan önce de benim kanalım vardı da dedikodu da çoğudu, şey de çoğudu. Ama iş gelinler oldu muydu ya, oğlan gelin oldu muydu ya değişiyor bacılarım. Hüseyin kardeşiniz bana şey diyor, sen ne sıkıntılanıyorsun, ne üzülüyorsun. Onlar seni seviyorsa yani bacılarım, kardeşlerim diyor, onlar yani kötü eleştiri yapmasınlar gelinlere diyor. Sen eleştirsinler diyor. Yani yaptığın iş eleştirsinler. Özden bu olmamış. Şunu şöyle yap. Bunu böyle it. Çıktığın yol yanlış. Şu şöyle bu böyle sana değil desinler diyor. Ha, oğlanlarımı etkiliyor bacılarım. O diyor anne benim hanımıma böyle yazmışlar. O diyor anne benim hanımıma böyle yazmışlar. İster istemez eşleri de geriliyor. Bizler de gelin olduk. Bizler de cahil olduk. Mesela bizlerin de kaynanalarımız vardı. Cahil adı üstünde cahil onlar. Daha bir çocuk. Ben onun ikisine de hiçbir zaman için gelin gözüyle bakmadım. Kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Benim Esra kızımla benim gelinlerim aynı. Benim 5 evladım var. Yaşar da benim. Ondan sonra İboş da benim. Esra da benim. Ayşe de benim. Fulya da benim. Hani gelin oldu diye onlar şey değil, onlar da birer ana kuzusu, bunlar da birer baba kuzusu. Hani hepiniz kaynanasınız, kaynatasınız, gelinleriniz var, kızınız var bacılarım. Beni üzmem, üzmem, Özlem'in yaşantısında bacınızı üzmem bacılarım. Ben sizleri çok seviyorum, Allah razı olsun sizlerden. 4 yıldır beraber beni inensiniz. Sizlerin hakkını ben hiçbir zaman inkar edemem. Güzel güzel yorumlar yazdınız. Maddi manevi bana destek oldunuz. Kurban olduğum Allah da sizleri sevindirsin bacılarım. 20 bin aboneleri açtık. 20.260'larda mıyız? 70'lerde mi çıktık bir yola? Gidecek bağlım. Allah'tan bir mani olmazsa Özlem bacımızın yanında olacağımız, ben de sizin yanınızda olacağım bacılarım. El ele, omuz omuza hep beraber durmak yok, yola devam. Yani ben 3-4 gündür yorumları kapattım, kapatmak zorunda kaldım. Mutlu mu oyum mesela ben yorumları kapandım, hiç mutlu olmadım. Onun için size bir dedim, böyle açıklık getireyim kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Ne olur rica ediyorum şu hayırlı, mübarek günü yüzüsü hürmetine.
Benim iki gelinime de hiç eleştiri yapmayın bacılarım. Bana yapın, ne yazacaksanız bana yazın. Beni üzüyorsunuz. Arada hep bana vuruyor olan bacılarım, yapmam böyle, yazmam böyle. Bana her şey din valla, her şey din. Ne demek her şey din ya? Hani her şey din dedi, beni eleştirin. Bana eleştirin, ben her şeye açığım bacılarım. Ama diyorum ha, gelinlerime hiçbir şekilde eleştiri yapma lütfen, rica ederim. Şu hayırlı mübarek gün yüzü hürmetine bak, orucumuz bitti, geldi gidiyor. Patlıcan da kötüymüş anam. Bunu atabileyim. Oruçlarımızı tutacak, bayramlarımıza gideceğiz inşallah, kurban olduğum Allah'ın nasip ederse. Sabaha çıkacağımıza senedimiz kuryamız yok. Kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Yalan dünya, o da yalan, bu da yalan, gelsen de o yalan demiş atalar. Onun dediği, insanın insana bir yaptığı kalır, bir ittiği kalır. Hiç kalp kırmaya gerek yok şu hayırlı mübarek gün. Hiç kimse kimsenin kalbini kırmasın. Kırılan kalpler kolay kolay geri doğrulmuyor. O kadar çok WhatsApp'tan ne yazan oldu ki, bana telefonlar açan oldu ki. Benden büyük ablalarım, ondan sonra benden küçük evlatlarım, yani 20'şer yaşında olup, 25-30 yaşında olup şeydenler. Özlem abla, Özlem bacım, yorumları niye kapattın? Diyenleriniz oldu, oluyor da telefonlarım hiç susmadı ki 3 gündür. Ben bugün yorumumu açacağım bacılarım. Tekrar tekrar söylüyorum. Şu hayırlı Ramazan'ın günü yüzü suyu hürmetine yalvarıyorum sizlere. Hiçbir şekilde benim iki gelinime de hani eleştiride bulunmam. Sen ne oluyorsun oysa? Ne oluyor kız? Oturuyorum. Hüseyin Usta videoya çıkamıyor çünkü işten geldi. Kafası, gözü dimen gibi. Rüzgardan kava. Öldürdü beni abi. Kava göz dağılmış bacılarım. Sabahına yağmur. Ondan sonra tam işi boşladıydık sabahın. Ondan sonra giri yağmur kesildi. Hava acık açınca giri devam ettik. Söyledi rüzgar çıktı. Söyledi rüzgar çıktı. Adama da dedim ya, sizde mi var bir şey yok, bizde mi var dedim. Ne diyor ya adam, ne etsin beni? Adam ne dedi, adam uluyor o da. Ayın 12'sine 13'üne kadar yağış gösteriyor. Bizde durumlar böyle işte bacılarım. Yarın o kızım oraya gideceğim iftara. Gelirken de evimi çiçeğini getireceğim Ayşe'mi. Biz pazardan gelirken de gördük iyi. Öyle göz gezdirdim de göremediydim. Hüseyin Usta benimle pazara gitti mi bana kızıyor. Biz bayanlar yani bacılarım, sizler de şey dersiniz. Çarşıya pazara gitti mi tanıdığım, işin, dostum konuşuyor ya. Alacağını al, vereceğini ver, çabukça geleve diyor bana. Tanıdığım insanlarından mesela akrabalarımla da gördüğünde konuşmadan geçtin mi diye olmuyor. Hüseyin de kızıyor bana vallahi, diyeyim bunu da size. Ya alışverişini yapacağım, döneceğim öyle ya. Ama alışverişini yapacağım, döneceğim mi? Şuna gözüne bak. Ne oluyorsun deyince ne diyeyim? Seslenmeden mi geçeyim? Duruyorum deyip geçeceğim. Öyle olmaz işte. Esa da uyuyor. Benim de uykum geldi. Tabii. Sen işte önce hayvanlara girdin mi sen? Girdim de bir şey yok. Sobaya değil koyayım, üstünün de şişesini yapayım sosunu. Orada pişsin. Akşam da şeyle konuştum. İbomla. İbo kuşuya gideceğim şerali. Nereye? Nereye bir yere gideceğim diyordu ya.
Değil lan, adını da diyemedim. Burada 2-3 aylık iş var. Anne dedi. Başka ne gidecek diyor da adını diyemedim. Romanya mı? He, Romanya. Sen gittiydin ya sen oraya. Gittim ben Romanya'ya. Şeyde çalıştım, Kostence'de. Biraz daha et yediğim bacılarım tavuk konusu. Bayağı konuştuk boşuna da akşam şöyle 15-20 dakika kadar uzunmuna. 3 ay olup gideri ona. Boşa. Annem nasıl oldu da gitti. Nada ne olursa olsun bacılarım. Mesela yemeklerini pişirdin de şey ettin diye hemen aklına evlat geliyor bunu severdi diye. Bunu yirdi, severdi. Annesi onları yaradan Allah'a kurban olsun. Fincan gözlü İbom. Esra duymasın öyle dediğimi. Niye o kız? Yürü değil mi? Esra duymasın öyle dediğimi. Sen oğlanlarını seviyorsun. Beni sevmiyorsun. Hepsini severim. Onlara eline bir şey bassa diken benim ciğerime batar. Allah kimsenin evladının güle yüzünü soldurmasın bacılarım. Ayaklarına taş değdirmesin, gözlerine yaş değdirmesin. Allah herkese her şeyi versin. Kim ne istiyorsa, kimin aklında, fikrinde ne varsa. Borcu olan kardeşlerime ödeme kolaylığı versin. Kurban olduğum Allah'ım. Hastalarımıza şifalar versin. Dertlilerimize devalar versin. Kurban olduğum Allah'ım. Çocuğu olmayanlara çocuk versin, ev olmayanlara ev versin. Kurban olduğum Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Dualarımı sizlerin bacılarım, kardeşlerim. Ben bugün size yorumlarımı açacağım. Kıymetli bacılarım ve kardeşlerim. Samırsan'da şöyle doğradık. Ondan sonra on bir ayın sultanı Hey Hüseyin geldi gidiyor. geldi gidiyor On on işte. dokuz mu 20'si mi lan? Aydan yıldan daha varım yok. Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Cemil cümlenin orucunu kabul etsin. Ya Rabbim. Biz onu memnun edersek o da öbür dünyada bizi memnun eder inşallah. Zaten oruç gelirken sevinirim şey Hüseyin. 15 olduğumu bili bükülürmüş. Giderken de ağlayarak giderimiş. Oruçlarımızı tutup da bayramı nasıl bulacak mı bakalım. Allah bilir her şeyi. Allah şükür. Çok şükür ya Rabbim. Üstüne romatizini koyun bacılarım. Ondan sonra bunun işi tamam. Bir de sosunu yapayım. Sobamızın altını açayım. Kapatıyor mu şeyi? Kapat. Dur şu domatesin şey değil mi de öyle şey. Ben aşağı gibi doğrayamam o bacıları. O hızlı hızlı doğrayabilir. Tamam şey düşen. Kuvvetçim yalnız obanın üstünde pişerken görüşmek üzere. Kıymatlılarım, bacılarım, haydın. Kuvvetçim yağımız pişiyor bacılarım, kardeşlerim. Bu arada da akşam oldu. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Şöyle zobamız gurul gurul yanıyor.
Hüseyin Usta işten geldi. Gözü kafayı doldurmuş. Hilden. Biraz uzandı uyuyor. Ben de bir ahırları gördüm geldim. Ahırı diyemedim de. Şurada da yoğurt çorbamız vardı dünkü bacılarım. Onu getirdim buraya. Şöyle. Şurada yoğurt çorbamız. Kapıları da açtım. Çok sıcak oldu. Çayımızın suyu neyim kaynıyor. Kollama Hüseyin. Ağzını da açamadım anam. Bacımız burada güzelce pişiyor bacılarım. Bacılarım, kardeşlerim, ne diyelim o zaman? Bugünlük de Özlem'in Yaşantısı kanalından videomuzun sonuna geldik. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı safırlar bacılarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Özlem'in yaşantısında kalın, kanalımızda kalın. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı yollayayım. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Haydi bay bay.